AKP bir süredir zaten anayasa değişikliği dillendiriyordu. Son dönemlerde özellikle de yoğunlaşmıştı bu. Yani hem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatta Erdoğan yakın zamandaki bir konuşmasında kazanımlarımızı garanti altına alacak bir ahitten, yani bir sözleşmeden etmişti. Bu kazanımları garanti altına alacak ifadesi de aslında işte başörtüsü ya da dinsel eğitim gibi bir takım alanları anayasal güvenceye kavuşturmak. Böyle bir ortamda AKP'nin zaten bir anayasa değişikliği teklifi varken ortada, daha doğrusu böyle bir hazırlığı varken, CHP'nin çıkıp da gündemi başörtüsü olarak değiştirmesi gerçekten bence zamanlama bakımından yanlış bir hamle oldu. Ama şöyle de değerlendirilemez mi? Yani şimdi sanki hani bugün Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıtta sanki sarayda bu yeni anayasa ve sözünü ettiğin kazanımları güvence altına almaya yönelik değişiklikler amacıyla bir çalışma yapılmıyormuş da. Bugün Erdoğan işte Adalet Bakanı başta olmak üzere komisyona havale etti bu konuda çalışma yapın diye. Ama zaten biz öğrendik ki hem kulislerden hem de bu konuda yazı yazan gazetecilerden, sarayda zaten bu konuda çok uzun süredir bir çalışma yapılıyormuş. Yani Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği kadınların kıyafet özgürlüğüne yönelik o yasa çıkaralım, kanun değişikliği yapalım önerisinin anayasaya konulacağına dair sarayda bir çalışma yapılıyormuş. Ve Kılıçdaroğlu'nun da bunu öğrendiği, hani hep merak ediliyordu ya saraydan sızıntı mı var? Çünkü bu ilk değil Kılıçdaroğlu'nun sarayda yapılacak değişikliklere yönelik videolarla yanıt vermesi, hadi bunu da yapalım deyişi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bir ön alma hamlesinde bulunduğu ve Erdoğan'ın seçim sürecinde kullanması olası argümanlarını elinden aldığı da söyleniyor ki ben de öyle düşünüyorum. Şöyle bir şey var, yani sen de bahsettin, AKP'liler tabii ki tabanda işte biz gidersek kazanımlarınız elinizden alınır, bakın sosyal yardımlarınız elinizden alınır, 12 milyon sosyal yardım alan insandan bahsediyoruz. Yani o rakamı biliyoruz ama mesela başörtüsüne nasıl yaklaştığını bilmediğimiz bir kesim var ki bunları büyük bir çoğu da hakikaten kazanımlarından korktukları için AKP'ye destek veren insanlar. Dolayısıyla tabii ki Kılıçdaroğlu bu kanun değişikliğinin meclisten geçmeyeceğini bence de biliyordu. Yani bile bile verdiğini düşünüyorum ve seçim sürecinde Erdoğan'ın elinde olası kullanacağı argümanları almak için ön aldığını düşünüyorum. Uzun soluklu bir siyaset güttüğünü düşünüyorum Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü şöyle de bir şey var. Kılıçdaroğlu daha geçen sene Kasım ayının başında önce bir video ile helalleşme yolculuğunu başlatmıştı biliyorsun. Ardından da bir açık mektup yazmıştı ve helalleşme yolculuğunda hani bu toplumu barıştıracağız diye yola çıkmıştı ve orada şöyle bir şey söylemişti Kemal. 28 Şubatçıların açlığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Yani aslında Kılıçdaroğlu tamam teklifi yeni gündeme getirmiş olabilir ama bu konuda helalleşme yapacağını duyurusunu tam bir yıl önce vermişti. Yani gündem oldu, evet gündem oldu ama gündemi biraz da biz gazeteciler, biraz da sosyal medyada yazıp çizenler daha çok belirliyor. Yani şöyle de denilebilirdi diye düşünüyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu verdiği sözlerden birini yerine getirdim. Helalleşeceğini söylediği bir kesim içinde adım attı. Dolayısıyla da doğru yaptı ve AKP'nin elindeki argümanları da şimdiden elinden almış oldu diye de bakılabilirdi.